Ünlü sahabeler var. Muhammed Peygamber ölüm yatağında diyor ki bana kağıt ve kalem getiren size benden sonra sapmayacağınız bir şey yazacağım. Allah Allah. Çok ilginç. Şu ana kadar yazmış. Şimdi. Bunun üzerine bir kere burada bir çelişki var. Kendi tarifleri Muhammed Peygamber okuma yazma bilmiyordu yalanı var ya icma. İcma ile yalan söylüyorlar. Ümmi kelimesinin anlamını tarif ediyorlar. Gentile olan anlamı yani ehli kitap diyor Kur'an. Bir de Gentile bir de kitap ehli olmayanlar. Halbuki okuma yazma bilen de olabilir. Hristiyan ve Yahudi değil. O kitapları okumaz ama okuma yazma bilebilir. Ve nitekim Mekke halkının içerisinde okuma yazma bilenler vardı. Mutlaka vardı. Ve Muhammed Peygamber de uluslararası bir tüccar ise bilmesi gerekirdi zeki sahibi ise. Ve 23 yıl boyunca da bir kitabı dikte ettirecek de 28 harfi öğrenemeyecek. Kendi putlarına aslında bir bakıma da hakaret ediyorlar beyinsizler. Neyse bana kağıt ve kalem getirin demiş. Size bir şey yazayım ki hidayet bulasınız. Ama Ömer bin Hattab durduruyor. Sahabenin teki koşuyor kağıt kalem getirme. Ömer bin Hattab orada diyor ki hayır getirme diyor. Muhammed diyor şeydir hastadır. Hararetin etkisiyle ne dediğini bilmiyor. Hasbuna kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter diyor. Kendi hadislerine göre. Şimdi ben bunu dediğim için bana mürted diyorlar. İyi de bu kendi bizzat kendi hadis kitaplarına göre sahih hadis-i şerifinize göre Ömer bin Hattab demiş hem de Muhammed'in bizzat yanında Muhammed kağıt kalem getirin ben size bir şey yazdıracağım dedi, yazacağım yazacağım diyor. Dediği halde onu bile engellemiş. Hem de zındıkın şeddelisi, mürtedin şeddelisi. Ama ona bir şey diyemiyorsunuz. Beni iki ayet işte çıkardı diye kendi uydurduğunuz şeyleri çıkardı diye şey diyoruz, mürted diyorsunuz. Ama iki sure ekleyen İbn-i Ka'b, Übey bin Ka'b ve hatta bilmem Zeyd bin Sabit onların şeyleri var. İki sure çıkaran, iki sure ekleyen var. Hiç onlara laf etmiyorsunuz. Onu kitabında şey diyorum. Onların niye affedin? Onun sahabe dokunulmazlığı var. Onlar ekleyebilir, çıkarabilir. Muhammed Peygamber'i yazdırmayabilir. Kitap Kur'an bize yeter diyebilir. İyi de bu ne turşu, bu ne perhiz. Neyse, kısacası üç tane en önemli üç hadislerine bile kendileri uymuyor. Ondan sonra seni buna çağırıyorlar. Bir, hangi hadisti? En mütevatir hadisleri. Bende Kur'an dışında başka bir şey yazmayın. Kim yazmışsa onu silsin. En çok ravi tarafından güya rivayet edilmiş ki ondan hiçbir kuşku olamaz. Ama onu ahadi bir hadisle şey diyorlar. Nesh diyorlar, çöpe atıyorlar. İkincisi veda hutbesi en çok sahabenin dinlediği hadis. Ve onun en önemli cümlesi üç farklı versiyonda tarif ediyorlar. Ve uymuyorlar en çok rivayet edilene uymuyorlar. Ve üçüncüsü de ölüm döşeğinde Muhammed Peygamber'in bir şeyinde Ömer'in tepkisi Ömer'e uymuyorlar. Kendi şeylerine güya sahabe en böyle önemli sahabeler. Yani kendi uyduruk hadisleriyle bile çelişiyorlar. Selam ve sevgiyle.